Merhaba, Merve Licious, Merve Gültan'la aşk dolu 40 tarife hoş geldiniz. Bugün malzemesi bol ama yapılışı da bir o kadar pratik tahinli pekmezli kurabiye yapacağız. Nefis bir lezzet, içinde hem tahin var, hem pekmez var, hem fındık var. Biraz dediğim gibi malzemelerimiz bol ve iki aşamalı. Hem iç malzeme var, hem de hamurumuz var. İsterseniz gelin önce malzemeleri tadayalım. Hamur için 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 250 gram erimiş margarin. Margarinimizi eritip soğutuyoruz. Yani ılık bir kıvamda olabilir. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve 6 su bardağı un. İç malzemelerimizde ise 2 su bardağı kırık fındık, 2 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı tahin ve yarım su bardağı pekmezle 1 çorba kaşığı tarçın var. İç malzemelerimizi ayrı karıştıracağız. Hamurumuzun malzemelerini ayrı karıştıracağız. İsterseniz önce hamurumuzu hazırlayalım. Ondan sonra iç malzemeleri karıştırıp birbirine karmanlar ve şekil verip hazırlarız. İlk olarak tahinli pekmezli kurabiyemizin hamuruyla başlıyoruz dediğim gibi. Önce kuru malzemelerimizi katıyoruz. Kabartma tozu ve vanilyayı una karıştırıyorum. Akabinden de sıvıları yani süt, sıvı yağ ve margarini ekleyerek güzel bir hamur elde edeceğim. Hem sıvı yağ hem de margarin olduğu için biraz böyle yağlı ve dolgun bir hamur olacak ama hem çok bereketli hem de çok lezzetli olacak. Porsiyon olarak da bolca adet elde edebileceğimiz çok güzel bir hamur. Margarini de ocaktan aldığınız andaki çok sıcak haliyle değil, birazcık kenarda bekletip ılındıktan sonra karıştırırsanız daha güzel olur. Şöyle birazcık yedirdikten sonra malzemeleri elle yoğurup güzel bir hamur kıvamını alacak. Zaten hemen karışıyor. Pekmezli kurabiyenin harcı da hazır oldu. Fındık, tahin, pekmez, şeker ve tarçınla yapmıştık. Bakın kıvamına. Şimdi hamurumuza geri dönüyoruz ve onu güzelce açıp harcı içine sereceğiz. Bunun için bir merdaneye ihtiyacımız var. Şöyle geniş bir dikdörtgen ya da kare. Bunun en büyük avantajı hamur çok kolay şekil alabilen rahat bir hamur. Ama önemli olan her yeri eşit şekilde açıyor olmamız. Çünkü ince bir hamur yapıp onu rulo yapacağız. Eğer bir tarafı kalın, bir tarafı ince olursa pişerken eşit şekilde pişmezler. Şimdi harcımızdan alıyorum. Şöyle elle güzelce içine yayıyorum. Yine dediğim gibi bir spatula ya da bir kazıyıcı yardımıyla ama hamuru delmemeye özellikle özen gösteriyorum. Hamurun her yerine bu harcı güzelce yayacağım. Katlandığı zaman zaten araları da dolduracaktır. Uçlar da güzelce yapışsın. Mümkün mertebe eşit. Çok böyle simetrik ve güzel parçalar olmayacak ama kabaracağı için içindeki kabartma tozundan dolayı çok güzel bir kıvam elde edecek. Şuralar biraz daha fazla oldu. Dağıtalım. Şöyle ve bir uçtan kenarı kaldırıp şöyle bir rulo şeklinde bakın sarıyorum. Her tarafını eşit sırada gidecek şekilde. Dikkatlice çok ezmeden hamuru. Gördüğünüz gibi çok güzel bir rulo elde ettik. Şöyle hafif, çok fazla ezmeden ve katlarını bozmadan uzatıp keseceğim şekilde ayarlıyorum. Ve dediğim gibi bir bıçak veya bir kazıyıcı yardımıyla şöyle iki parmak kalınlığında tahinli pekmezli kurabiyeler 180 derecede yaklaşık bir 20 dakika kadar gayet güzel piştiler. Çok güzel altın sarısı bir renk aldı. İçindeki tahin pekmez karışımı iyice yayıldı.
yapıldı gördüğünüz gibi. Onları da soğuduktan sonra şöyle bıçak yardımıyla düzeltip üzerine pudra şekeriyle servis edebilirsiniz. Yayılma durumu söz konusu olduğu için iki tepside de hazırlık yapabiliriz. Tayinli pekmezli kurabiyeler, Merve Gültan'la aşk dolu 40 tarifin 49. sayfasında. Afiyet olsun.